İbrahim Paşa. Geldiysiz. Demek dilimizi öğrendiniz prenses. Başka çare yok. Bütün gün herkes konuşuyor bu dili. Sultan Süleyman beni görmeye hiç gelmiyor. Beni asla bırakmayacak. Bana ne yapacaksınız? Size ne olacağını ancak hünkârım karar verir. Biraz daha böyle yaşarsam delireceğim. Neden? Sizi burada iyi ağırlamıyorlar mı? Hayır, hayır. Hatice Sultan beni çok iyi ağırlıyor. Ama bu burada esir olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Prenses Isabella, siz misiniz? Evet. Sen kimsin? Benim kim olduğumu boş verin prenses. Sadece söyleyeceklerime kulak verin. Eğer yaşamak istiyorsanız buradan gidin. Bu ne demek? Kimsin sen? Ben sadece sizi uyarmak için geldim. Hürrem Sultan varlığınızdan rahatsız. Malum kendisi hünkârımızın esas kadınıdır. Yakında gelecek. Eğer geldiğinde sizi burada, hünkârımızın yanında görürse bu sonunuz olur. Gidin buradan sinyora. Aksi halde öleceksiniz. Paşa Hazretleri. Ne işin var senin burada? Paşam ben. Sultanın mı yolladı seni? Ne konuştun prensese, ne söyledin ona? Sultanımız kendileriyle alakadar olmamı istedi. Zira prenses hünkârımızın misafiri. Sultanına söyle, hünkârımız misafiriyle yeteri kadar alakadar oluyor. İlaveten ona de ki, gözüm üzerinde. Attığı her adımı takip ediyorum. Nefes alırken bile dikkat et. Bu onun menfaatine olur. İbrahim, kızdın bana, biliyorum. Ama beni anlamaya çalış, ne olur. Senin yokluğun beni mahvediyor. Sana bir şey olacak duygusu delirtiyor beni. Seni, oğlumuzu korumak için her şeyi yaparım. Her şey. Aşka inandım. Tıpkı Rabbime inandığım gibi. Sonsuz bir sadakatle size ve aileme ait bir kulum ben. Eğer bana inanırsanız, benim gibi hamd ederseniz, saadetiniz sonsuz olacaktır.
İnanıyor musunuz bana?